Merhaba arkadaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Daiwa Exhaust 2022 model. Daiwa'nın amiral gemisidir. En üst segment makinasıdır Daiwa'nın. Bugün bu makinenin bakımını yapacağım. Bakım yaparken de tabii teknik özelliklerini bilgim dahilinde sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet, bu makinede yok yok, öyle diyelim. Şimdi hemen makaradan başlayalım. Spin avları için Daiwa'nın en üst segment, yani yolun sonu Daiwa Exhaust. Maalesef gönül ister ki herkes bu makinaları kullanabilsin ama ne yazık ki fiyatlar gerçekten çok pahalı. Şu anda ülkemizde en son baktığımda 26 bin lira filandı. Hafif bir makaraya sahip. Hemen şöyle pullarını da çıkartalım. Bakalım içerisinde ne tür bir dizayn var. Şöyle karbon keşe yok bu makinede. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde sırayla koyalım keşelerimizi. Makara gerçekten hafif. Yani şimdi tartardım onu. Tartımda ne yazık ki uzakta şu anda, yanımda değil. Onun için tartamayacağım. Şimdi bu makaranın misine kapasitesi burada gördüğünüz gibi hemen yazıyor. Bakalım. Gözlerimiz de artık çok iyi görmüyor maalesef. 0,13 mm'den 200 metre bir kapasitesi varmış. Bakalım. 1P 200 metre alıyormuş. 0,23 monomisineden de 150 metre bir kapasitesi varmış. Şimdi makaramızda hemen şöyle bakın. İlk rulmanımız karşımıza çıktı. Onu bir alalım. Makinenin toplam ağırlığı, bu makinenin toplam ağırlığı 190 gram. Burada yataklık yapması için bir rulmanımız mevcut. Makinenin toplam rulman sayısı 12 artı 1. Birinci rulmanımızı çıkarttık. Tabi CRBB rulmanlar kullanılmıştır makinede. Paslanmaya karşı dayanıklı. Yani paslanmaz çelik rulmanlar. Makaramızı şöyle kenara alalım. Hemen şuradaki plastik şimlerimizi de çıkartalım. Makineye ilk defa bakım yapılacak. Evet. Şimlerimiz de o yüzden hiç söküp takılmadığı için hala kendi sertliğini koruyor. LT konseptinde makinamız Maxilet özelliklerine sahip ve ayrıyetten Maxilet rulmanları mevcuttur. Şöyle set üsküdümüzü çıkarttık.
Kalama sesini çıkartan parçamızı da aldık. Bir rulmanımız da burada mevcut. Gördüğünüz gibi şu ana kadar iki tane rulman çıktı karşımıza. Kolumuz dişli kol. Tabii ki olması gereken kol. Evet. Ya aslında şu şeyi gösterecektim. Atladım onu. Şimdi makarayı çıkarttık gerçi ama yine de göstereyim. Bakın hobi başladım. Şimdi Daiwa Exit, yani en üst segment makina. Şimdi herkes şu olaya biraz takılıyor. Kolu çevirdiğinizde işte 8-10 tur dönmesi lazım bu kolun vesaire şudur budur. Buna çok takılmayın hobidaşlarım, bakın. Şimdi Exist'te bile kaç tur dönüyor? 5 tur dönüyor. 6 tur dönüyor. Yani siz balığı böyle tutmuyorsunuz. Yani balığı böyle tutuyorsunuz. Önemli olan bu kolu çevirdiğinizde hissiyat. Bakın gayet güzel, rahat. Dişinin şeyleri pürüzsüzlüğü vesaire. Bunu hissetmek önemli olan. Yani böyle bir şey yok. Bu 10 defa böyle dönsen olur, dönmesen olur. Kullanılan yağlarla da çok alakası var. Mesela makina kullanılmış 3 sene, 2 sene veya 5 sene. Ondan sonra bana bakıma gönderiyorlar. Abi bu ses yapıyor. Dişin artık aşınmaya başlamış. Aşınmış yani. Bunu şimdi orijinal Daiwa'nın işte yağı, işte ne bileyim Shimano'nun orijinal yağı, benim çıkarttığım Nexoil, bunlarla yağladığımız zaman ince yağlar bunlar zaten. Özellikleri bunların pürüzsüz bir hissiyatla çalışması. Şimdi bu yağları sürdüğümüz zaman o aşınmış dişlilere o sesleri yine alıyorsunuz. Ama o zaman o dişlilere ne yapacağız? Kalın, daha kalın yağ kullanmamız gerekiyor. O zaman diyor abi işte diyor bu kol sanki dönmüyor, makineyi bir şeyler tutuyor. Kardeşim yani şimdi makineyi, dişlilerini korumak mı önemli, yoksa böyle fırr diye dönmesi mi önemli? Ben buradan sökeyim, yağ koymayayım, incecik yağ süreyim, o fırıl fırıl döner. Ama dişlilerin aşınması çoğalır. Yani bunları genelde izah etmeye çalışıyorum. Şimdi kolumuzu söktük. Hemen kolumuzun içerisindeki rulmanları da size aktarayım. Ne demiştik? 12 artı 1 demiştik. Maalesef sökülmedi. Yani büyük ihtimalle oksit tutmuş olabilir burası. Bir büyük tornavidaya geçtik. Zorlamıyoruz. Eğer güçsüz tornavidayla zorlarsak ne olur? Yalama yaparız cıvataları. Yani pahalı makineler bunlar. Dediğim gibi en son baktığımda 26 bin lira civarındaydı. Şu anda tabii kaç para olmuştur bilmiyorum. Şimdi bakın, iki adet rulmanımız da burada var. Hobidaşlarım. Şöyle bir tanesi. Ondan sonra bir tanesi de burada. Bakın iki adet rulmanımız da burada var. Topuzumuz T-topuz. En sevdiğim topuzlardan. Kolumuz da bu şekilde. Zanyon gövde ve rotora sahip makinamız. Tabi her zamanki gibi Touch DigiGear bu makinede de mevcut. Şöyle kontra cıvatasını sökelim. Ve rotorumuzu alalım. Monokok gövde makinamız. Arada böyle aklıma geldikçe sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum. Monokok gövde. Bakın, bunun içerisinde bir tane de burcumuz mevcut. Şafmiline yataklık yapması için şöyle onu da oradan çıkartayım. Evet, bakın görüyorsunuz. Somunumuz.
Rotorumuzu da alalım. Air drive tek parça rotor teli, bakın pürüzsüz, harika. Evet, Meksil olan bölge burasıdır hobidaşlarım. Şimdi kapağımızı sökeceğiz. Kapağımızı söktükten sonra ilerlemeye devam edeceğiz. Bunların hepsinin özel anahtarları vardır. Yani böyle her anahtarla yapılacak işler değildir bunlar. Hele hele böyle pahalı makinaları kesinlikle zorlayıp da aman aman sakın diyeyim sökmeye çalışmayın. Her işin bir kuralı mı var diyeyim. Hani derler ya, raconu mu var diyeyim. Yani maalesef bu işler böyle. Bakın koruma kapağımızı da aldık. Karşımıza ne çıktı? Maxshield. Hemen altında Infinity Anti Reverse sistemi. Yani artı bir olarak geçen rulmanımız var. Bakın her cıvataya göre farklı tornavida kullanıyorum. Bunlar çok önemlidir. Yani söktüğümüz makina öyle boş bir makine değildir hobidaşlarım. Burada oningleri var, contaları var. Bir sürü, evet. Şimdi onu komple alacağız. Burada bir sürü parça mevcut. Zarar vermeden, zorlamadan antivirüsümüzü, Max yıldırımızı hepsini aldık. Evet, su geçirmemesi için bir adet burada contamız mevcut. Yani buna o-ring diyenler de var. O-ring değildir. O-ring olanlar yuvarlak olanlardır. Bakın. Su geçirmesini önlemek amacıyla konulan contamız. Şimdi çok sıkılmış. Ya bu kadar sıkmaya gerek yok bu kapakları. Zaten içlerinde bunların o-ringler var. Su geçirmemesi için. Çok sıktığınız zaman bu o-ringler baskı göreceği için şekil şeması değişir sonra. Sızdırmazlığı da azalır. Şimdi MQ kasa Monokok gövde diye geçiyor. Bunların özel anahtarları vardır. Bu ne? Normal böyle penseyle vesaire karga burunla bunları kesinlikle kesinlikle zorlamayın. Tek parça böyle komple bir kapak ve altında büyük ana dişli mevcut. Evet, gördüğünüz gibi parıl parıl parlıyor. Görüyor musunuz ana dişinin çapını? Gayet güzel. İlk işte bakın Maxilt rulmanımız ana dişinin solunda ve sağında Maxilt rulmanımız mevcut.
Bir de Misina kılavuzunda meksil kurulmam vardır bu modelde. Şimdi arka kapağımızı da sökelim. Bakın, eğer civataya farklı tornavida görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle zorlamıyorum. 3000'lik bu makine. PCLT 3000 olarak geçiyor. Evet, yanlış söylemeyeyim, bakayım. Evet, PCLT 3000 modeli. Bir turda 77 santim sarım yapmaktadır. Misine toplaması yapmaktadır. 5,2 bölü 1 devir oranı var. Evet, buradan da civatayı sökelim. Bakın, rotor teninin otomatik kapanmasını sağlayan parça. Evet. Şöyle arka kapağımızı da çıkarttık. Hemen buradaki, bakın, mekanizmayı görüyor musunuz? Yani nereden ön taraftan geçip kapağı sıkıştırmak için ve şu rotor otomatik kapatma parçasını tutmak için uzunca bir civata diyeyim size. Evet. Şimdi hemen şöyle bir krangımızı geriye alalım. En geriye alalım krangımızı. Evet. Şurada krangın bir tane de gördüğünüz gibi destek mili var. Dişlisini çıkartıp ondan sonra krangımızı alacağız. MQ kasalarda, monokok gövdelerde böyle oluyor. Dive Exhaust'un özelliklerini ve içindeki parçaları sizlere bu şekilde aktarmaya çalışıyorum. Arada da bilgileri size kendi bilgim dahilinde anlatmaya çalışıyorum. Pinyon dişlimiz hemen ön tarafında. CRBB paslanmaz rulmanımız. Şimdi şöyle şaft milimiz ve krangımız. Pinyon dişlisinin arkasındaki rulmanımız da geldi. Papağan çıkartacağım. Maxfield özellikli rulmanımız bu tarafta da var. Evet. Şimdi yavaş yavaş şöyle bakın. Ana dişimizi aldık. Bir adet de Maxfield rulman bu tarafta var. Maxfield olan rulmanımızı da alalım. Şöyle. Ne kaldı? Silent Oscillation krank dişlimiz kaldı. Hemen
Bu dişimizi de sökelim. Zor dönüyor. Bunun çok rahat dönmesi lazım. Allah Allah. Neden bu kadar zor dönüyor? Paslandı mı? Oksit mi yaptı? Hepsine bakacağız. Yani bu dişinin zor dönmesi bayağı enteresan. Evet, alttaki görsel kapağımızda bu şekilde çıktı. O da krank dişisine bağlı ve altında bir adet de şimimiz var. Şimdi evet, şu contamızı da alalım. Şurada kapağın buradan su geçirmemesi için contamız. Bir adet de içerisinde bir yataklama mevcut. Onu da alalım. Pinyon dişlisinin arkasındaki evet yataklamamız. Gördüğünüz gibi hobidaşlarım bütün parçalarımızı söktük. MQ 2022 kasa, 2022 model Daewoo'nun amiral gemisi Exhaust. Hala dişlerimden dolayı tıslıyorum. Şimdi özelliklerinde aklıma gelmeyenler var. CRB1 rulmanlar var demiştik. 12 artı 1 demiştik. Ondan sonra 3 adet Maxilt rulmanlar var demiştik. Torch Digigear, Zhaoyong gövde, dişli kolumuz. Yani başka aklıma gelmeyen Slow Crosswrap mevcut. Yani Silent Oscillation mevcut. Makinenin ağırlığı 190 gram demiştik. Komple ağırlığı. Devir oranı bu makinede 5.2 bölü 1 devir. Bir turda 77 santim misine toplaması yapıyor. ATD drag sistemi mevcut dedik. Dedik mi? Dedik. Ondan sonra başka ABS 2 var dedik. Makarada uzak atışlar için makara long cast, şurası uzatılmış. Misina haznesi uzatılmış. Yine uzak atışlar için. Air drive rotor dedik. Bu ATD'de Exhaust'ta tip L olarak geçiyor. Yeni bir sistem. Sürüklemeyi daha da ileriye götürmüşler. Onu da inceleyeceğim. Tam olarak detaylı öğreneyim. Onu da bir dahakine sizlere bir aktarım yaparım. Evet arkadaşlarım, ne diyelim? Daiwa Exhaust'ımızda, amiral gemimizde böyle. Bu videomuzda bu kadar olsun. Oltası suda olan herkese rastgele.